Başkanımız, önceki bakanımız, müsteşarlarımız, oda başkanımız. Hepinize teşekkür ederiz, saygılar sunarım. İnşallah bundan sonra da hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yapıların inşa aşamasında sahadaki denetiminin Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları dışında başlatılmadığını da belirtmek isterim. Geçen ay Bakanlar Kurulu'nda onaylanan İnşaat Mühendisleri Odası vize büro tüzüğümüz, sonrasında da Aralık ayının ilk Bakanlar Kurulu toplantısında İnşaat Mühendisleri Odası mesleki kontrollük tüzüğünün resmi gazetede yayınlanmak üzere onaylandığını da sizlerle paylaşmak isterim. Güvenli ürünün çıkabilmesi için ya da güvenli inşaatların yapabilmesi için kullanılacak standartların, standartizasyonun ne olması gerektiğini belirleyecek olan, sistemleri uygulayacak olan da Sayın Bakanımızdır bundan sonra. Bayrak ondadır. Bu bir bayrak yarışıysa bayrak ondadır ve bu bayrak yarışında bu bayrağı alıp ileriye taşıyacak olan da kendisidir. Biz zarar görmeden bu doğal olaylardan nasıl kurtulur ve kendimize göre doğru gördüğümüz binaları veya mekanizmaları kurarız. Siz nasıl meclisten veya herhangi bir yerden karar geçirirseniz geçirin, su akacağı yeri bilir. Ama teknik olarak buna bakarsanız, suyun nereden geleceğini, nasıl akacağını, ne gibi tavır göstereceğini ve sizin öngörmediğinizin ne olduğunu bilirsiniz. Başında ve dersiniz ki biz bu riski aldık, bu kadar yağmur yağarsa metrekareye bir günde veya bir saatte burada sel olacak. Ama onu önceden bilirsiniz ve tespit edersiniz. Çalışma tamamlanmıştır. Bununla birlikte başka konularda da yine Kıbrıs Türk Mimarlar Mühendis Odaları ile çalışmalarımız devam etmektedir. Bakanlık olarak mesleki kuruluşlarla birlikte çalışmak, katılımcı anlayışı ortaya koymak hedefimizdir. Bu bağlamda çalışmanın tamamlanmasında katkı koyan herkese teşekkür eder. Bundan sonraki çalışmalarda da işbirliğimizin devam edeceğini bildirmek isterim. Bu arada Sayın Hasan Taço'ya, geçmiş bakanımıza bu konuda yaptıkları hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkürlerimi de bir borç bilirim. Çok teşekkür ederim.